Az önce 14. Sulh Ceza Hakimliği'nde halk evlerinin üyesi Ayşegül Başar ve Hamit Dışkaya aklımızın almayacağı bir gerekçeyle tutuklandı. Her iki halk evi üyesine de yöneltilen suçlama halkı kin ve nefrete tahrik etmek, halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek. IŞİD karşıtı olmak ve laiklik yanlısı çağrılar yapmak halkı ne zamandan beri kin ve düşmanlığa sevk etmektir. Aksine IŞİD'i lanetlemek, IŞİD terörünü lanetlemek, IŞİD terörünü yapanları kınamak, onların bulunmasını istemek ve laikliğe çağrı yapmak halkı dostluğa davet etmektir. Halk evi üyeleri halkı düşmanlığa değil dostluğa davet etmişlerdir. Bugün savcılık ve hakimlik sizi laikliği savunduğunuz ve laikliğe çağrı yaptığınız için tutukluyorum diyemediği için uydurma bir gerekçeyle halk evi üyesinin ikisini de tutuklamıştır. Bu tutuklama IŞİD'i lanetleyenlere ve halkı dostluğa davet edenlere, halkı laikliğe davet edenlere yönelik açık bir gözdağı. CK 216 adlı madde bu şekilde yorumlanamaz. Yorumlansa dahi bunlar hiçbir şekilde tutuklanma gerekçesi olamaz. O yüzden bu tutuklamanın hiçbir hukuki geçerliliği yoktur. Biz isterdik ki İçişleri Bakanlığı ve savcılık IŞİD'i lanetleyenler ve halkı laikliğe davet edenleri değil, Reyna'da halkımızın üzerine kurşun yağdıran, 39 insanımızı aramızdan alan IŞİD teröristlerinin peşine düşseydi, onlara yardım ve yataklık yapanları bulsaydı. Az önce Ayşegül ve Hamit'le cezaevine götürülürken konuştum. Ayşegül'e kamuoyuna bir mesaj vermek ister misin? Dışarıda milyonlar şu anda buradaki durumu merak ediyor diye sorduğumda çok kararlı bir şekilde laikliği savunmaya devam edeceğiz dedi. Keza Hamit Dışkaya da aynı sözleri paylaştıktan sonra bizi tutuklamaları için ellerinde hiçbir delil yok, hiçbir gerekçe yok. Böyle bir kararı nasıl verdiler? Doğrusu anlayamadım dedi. Her ikisi de çok moralliydi. Yaptıklarının suç olmadığını, laikliği savunmanın aksine suç değil, bu ülkede bir vatandaşlık görevi olduğunun bilinciyle cezaevine gittiler. Buradan bu kararı verenlere bir kez daha çağrı yapalım. Laikliği savundukları için tutukluyorum diyemediklerinizi uyduruk gerekçelerle Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesini çok farklı bir şekilde yorumlayarak bu tutuklamaları gerçekleştirdiniz. Ama şunu bilin ki Hamit ve Ayşegül'ün savunduğu değerler bu ülkede milyonlarca insanın değeridir. Laiklik anayasanın 2. maddesidir. Buradaki savcılar ve hakimler de o maddeleri korumak, laiklik ilkesini korumak üzere yemin ederek göreve başlamışlardır. Bu iki arkadaşımız bu ülkede anayasanın uygulanması ve anayasanın 2. maddesinin yürürlükten kaldırılmaması için mücadele etmişlerdir. Bu tutuklama hukuki değil, siyasi bir tutuklamadır. Siyasi bir karardır. İçişleri Bakanlığı laikliği savunmayı suç haline getirebileceğini ve milyonların gözünü korkutabileceğini sanıyorsa buradan bir kez daha ilan ediyoruz. Laikliği savunmak suç değildir. Laikliği savunmak her yurttaşın görevidir. Ayşegül ve Hamit de toplantı ve gösteri yürüyüşler kanununa uyarak barışçıl bir kahvehane toplantısı yapmış, hiç kimseyi rahatsız etmemiş, hiç kimseyi taciz etmemiş, kendi düşüncelerini topluma anlatmışlardır. İçişleri Bakanlığı laikliğin savunulmasından ve IŞİD terör örgütünün lanetlenmesinden neden toplantısı yapmış, hiç kimseyi rahatsız etmemiş, hiç kimseyi taciz etmemiş, kendi düşüncelerini topluma anlatmışlardır. İçişleri Bakanlığı laikliğin savunulmasından ve IŞİD terör örgütünün lanetlenmesinden neden gocunmaktadır? İçişleri Bakanlığı laikliğin savunulmasından ve IŞİD'in lanetlenmesinden neden rahatsız olmaktadır? İçişleri Bakanlığı ve mahkemeler Ayşegül'le Hamit'i tutuklayarak neyin üstünü örtmeye çalışmaktadır? Biz bu soruşturmanın ve davanın takipçisi olacağız. Bu ülkede laikliği savunan milyonların
İçişleri Bakanlığı ve AKP karşısında yalnız olmadığını da herkese göstereceğiz. Teşekkür ediyorum.